Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 2020 DGS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için kaynak önerisinde bulunacağız. Kolay kitapları, orta seviye kitapları, zor seviye kitapları, tavsiye ettiğimiz kitapları sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle 9-6 yayınlarının yeni bir kitabı var arkadaşlar. 4 serilik bir kitap. Konuları ayırmışlar. 1-2-3-4 olarak kitabı sizlere sunuyorlar. Bu ikinci kitap. Şu birinci kitabı alalım önce de. Sorular çözülmüş bir kitap ama size yine fikir verecektir. İçinde arkadaşlar cebir dediğimiz kısmı bulunduruyor birinci kitapta. Temel işlem yeteneğinden alıyor, çarpanları ayırmaya kadar devam eden bir kitaptır. Şöyle sizlere göstereyim, biraz fikir edinebilirsiniz. Kolay bir kitap olarak nitelendiriyoruz ama mesela şu tarz soruları var. Çiçekte göstermiş, onlar yine bir orta seviyeyi içermektedir. Çözülmesi gerekli bir kitap mı? Ben bu arada size kitabı göstereyim. Çözebilirsiniz. Bunu matematiği iyi olan öğrencilerimiz de çözebilir. Size hız kazandırır arkadaşlar bu tarz kitaplar. En azından yani matematiğiniz iyi bir seviye olsa bile kolay orta seviye birer kitap bitirin. Çünkü bu sorular size hız kazandıracaktır. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar kitabı. Alınabilir bir kitap, fiyat uygun. İkinci kitabı da sizlere göstereyim. İkinci kitapta ise denklem çözmeden hız problemleri, problemleri içeren bir kitabı oluşturuyor. Sayfa sayısı 157 orada vermişti. 208 sayfa. Yine dediğimiz gibi kolay orta arasında bir kitap olup ama tekrar yaparken işte soruları daha hızlı çözmenizin gerektiğinizi düşünüyorsanız eğer bu kitabı tercih edebilirsiniz. Güzel de çözmüş bizim öğrenci ya. Bu şekilde denklem çözme bölümü, oran orantı bölümü. Şöyle yeni nesil diyebileceğimiz tarzda sorular da var arkadaşlar. Yine sayısal mantık, DGS'ye yakın soruları içeriyor yani kitap içerisinde. Birinci ve ikinci kitabı var ama üçüncü kitap da sayısal mantık sorularını oluşturuyor kitap. Diye satılıyor. Öğrenciler de onun için alınıyor ama ağırlıklı olarak sayısal mantık kitabı değil. Üçüncü kitap. Yani ilk iki kitabı çözebilirsiniz ama üçüncü kitabı almanıza pek de gerek yok. Çünkü kümeler, işlem yani gerek yok derken sayısal mantık için alacaksanız gerek yok. Çünkü mesela bu bakalım 280 sayfalık bir kitap. 165'te başlıyor sayısal mantık. Yani 100 sayfalık bir sayısal mantık bölümü oluşturmuş bu kitapta. Kitabı hazırlayan hocamız. Keşke şunu yazsaydı yani. Öğrencilerimiz alırken 250 sayfa sayısal mantık o süper diye alıyor ama aldığında bir hüsrana uğruyorlar. İlk iki kitabı size tavsiye ediyorum. Üçüncü kitap dediğim gibi pek de gerekli olan bir kitap değil. Dördüncü kitap da geometri kitabı. Yine kolay ve orta seviye sorulardan oluşuyor. Eğer geometride yine pratik kazanayım diyorsanız tavsiye edebileceğim kitaplar arasında dördüncü kitabı da. Ama üçüncü kitap dediğim gibi pek de gerekli olan bir kitap değil. Şöyle gösterelim hemen. Murat Yayınları'nın böyle bir kitabı var arkadaşlar. Sayısal mantık ve süzel mantık sorularından oluşan ağırlıklı olarak sayısal mantık soruları bulunan bir kitap. Bu kitabı da alabilirsiniz arkadaşlar. Sayısal mantık sorularının biz nitelikli olduğunu düşünüyoruz. Şöyle gösterelim yine sizlere. Hani sınavda işinize yarayacak tarzı soruları oluşturuyor. Ufkunuzu açacak. Ayrıca gerçekten ben nitelikte buldum bu kitabı. Şöyle göstereyim. Çözümleri de arka sayfalarında mevcut. Sayısal mantıkta bu durum sıkıntı yaratıyor zaten öğrencilerimizde. Çözemediği takdirde çözdürecek birini bulamayınca çöpe giden bir kitap olmuş oluyor aslında. Ama burada çözümlerini de vermiş. Yine tavsiye edebileceğim, alıp çözebileceğiniz kitapları arasında. Süzel mantık bölümü de güzel arkadaşlar. Ama yani alacaksanız bu kitabı sayısal mantık için alın. O da öyle söyleyeyim sizlere. Çözümleri de şu şekilde sizlere gösteriyor. Detaylı olarak anlatmış zaten işlemleri, sırasını. Yani aklınıza takılmadan alabilirsiniz. Tasarı yayınları çok soruluyor arkadaşlar. DGS'de bir de reklamı çok kullanıyor tasarı. Alalım mı hocam, nasıl, güzel midir tarzında sorularla karşılaşıyoruz tasarıda.
Ben tasarımın kitaplarını öyle çok da hani dedikleri gibi nitelikli bulmuyorum açıkçası. Şöyle göstereyim ben size. Tasarımın bu mantık kitabını alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstermeye devam edeyim. Biraz daha diğer kitaplarına göre nitelikli bir kitap olarak değerlendirebileceğiniz bir kitap. Şurada çözümlerini de veriyor. Sayısal mantık konusunda biraz elinizi rahatlatacak bir kitap olarak sayabiliriz. Bir de şu kitabı var. Sınavdan önce mutlaka çözülmesi gereken 818 soru tarzı. Mesela bu soruda işte mesela bu mantık kitabından, diğer tasarımın kitaplarından alıntılar var. Alıntı sorular var arkadaşlar. Bu kitabı pek de önermiyorum. Hani pek nitelikli değil, sizi geliştirecek sorular oluşturmuyor. Mesela şu soru belki. Bir testte bir soru belki nitelikli bir sorudur, öyle diyebilirim size. Zaten 818 soru var. Yani. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bunların çözümleri de vardı yanlış hatırlamıyorsam şu arkada. Evet. Çözümlerini de yine bulunduruyor. Ama dediğim gibi yani hep alıntı yapıyorlar birbirlerinden. Bu da tasarımın en böyle iri kitaplarından biri. Arkadaşlar monoped kullanamadığımız için ekran biraz daha dar oluyor. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Arkadaşlar şimdi de İntibak Yayınları'nın bir DGS sözel kitabı var. Bunun sayısalı da var ama zaten pek tavsiye edeceğim bir kitap değildi. O da aşağıda rutubetten çürüyen kitaplarımız arasında olmuş. Size şöyle göstereyim. Zaten bu kitap da pek önerdiğim nitelikli kitaplar arasında değil. Hani ad aktarmasını soran, ne bileyim dil bilgisi sorularına DGS'de yer veren bir kitap. Yani kitabı doldurmak için soru koymuşlar içeriye. Var mı yani DGS'de dil bilgisi konusu? Yani varsa ne zamandır var? İşte böyle yapınca biz de tavsiye etmiyoruz açıkçası. Çünkü çocuklar buna bir ücret ödüyorlar. Bedavaya almıyorlar bu kitapları. Verdiği emeğin de karşılığını alsın öğrencilerimiz diye biz niyet ediyoruz. Şurada mesela vicdan adaletin en iyi vekilidir. Mesela DGS'de kalıp tamam. Kalıp olarak hiçbir problemimiz yok. Şöyle çekivereyim. Kalıp olarak hiçbir problem yok ama DGS'de böyle bir tane kolay soru var mı yani? DGS tarihinde böyle bir soru gelmiş mi? Yaz şuraya 4 satır bir cümle. Ondan sonra bas kitabını. Biz de tavsiye edelim. Bakın nitelikte adamlar uğraşmış, çalışmış. Ama sen böyle yaparsan biz deriz ki almayın bu kitabı. Korku yalan doğurur mesela. Hani DGS'de çıkar mı böyle bir soru? Bir de bu öğrencinin bu soruyu çözmesinin hiçbir anlamı yok. DGS'de çıkacak, size 5 satır gelecek arkadaşlar. Sen zaten bunu okuduğunda hangisi doğruydu, hangisi yanlıştır diye düşünürken baş tarafı unutacaksın. O zaman senin bunlarla çalışıp DGS'ye hazırlanmanın hiçbir anlamı var mı? Yok. Bu kolaylıkla bir sınav kitabı hazırlamanın da anlamı yok. Limit'in paragrafı var arkadaşlar. DGS'de kaynak bulma konusunda sıkıntı yaşayacaksınız. Bu bir gerçek. O yüzden TYT'de çıkan, ALES'te çıkan, KPSS'de çıkan sorulara yönelebilirsiniz. TYT'de kullanabileceğiniz kaynaklar, paragrafı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eski kitap bulabilirsiniz eğer. Bazen bazı sitelerde biz karşılaşıyoruz, ellerinde kalıyor. Mesela bir 300 kitap piyasaya sunuyorlar. Oradaki matematik sorularını kullanabilirsiniz. 2020'de DGS'de yeni nesil problemler gelir mi? Bunun başlık altında ilerleyen zamanlarda size zaten konuşacağız. Ama matematikte eski ders problemlerinin oluştuğu kitaplara yönelebilirsiniz. Yani mesela limit hazırlar yani arkadaşlar. Köklü bir yayın evi fark ediyor. Hani tasar gibi değil. Ne bileyim intibak gibi değil. Adam yazmış yani buraya. Al bu soru DGS'de gelir işte. Bu DGS formatına uygun bir soru. Zaten 2017 YGS'de gelmiş. Onu da burada altına yazmış. Hani sınav formatına uygun bir soru. İşte bunlar mesela TYT'de çıkacak soru bunlar.
DYS'de çıkacak soru. Adam bunun için hazırlamış. Yani emeğinizin, verdiğiniz paranın karşılığını size veren bir kitap. Bir paragrafta tercih edebilirsiniz, niteliklidir. Paragraf sorularını TYT bölümü için alabilirsiniz birebir. Sıkıntı yaşamazsınız bunun için. Limit hani orta ve zora yakın paragraf sorularını oluşturan bir kitaptır. Sınava hazırlanırken çözdüğünüz kitaplar listesinde bulunmalı. Basımı da güzel. Hani kağıdın kalitesi bile güzel yani. Kaliteyi görüyoruz arkadaşlar. Burada mesela açıklayıcı anlatım, tartışma edici anlatım, betimleyici anlatımın gibi özelliklerini de veriyor konu başlarında. Bu da güzel bir durum. Alın yani bu kitabı. Arkadaşlar Karakök, ben lisede okurken de vardı. Ben şimdi çalışıyorum, hala var. Yani böyle nitelikli bir kitap. Nitelikli işini yapan, uzun zamandır işini yapan kaynakları, yayın evlerini tercih edebilirsiniz. Zaten şu anki kitap piyasasına baktığımızda da kitapları öyle çok ahım şahım fiyatlardan satan bir yayın evi değil. Sorular nasıldır? Sorular orta ile zor arasındadır. Hani orta seviye sorular da bulunmakta, zor seviye sorular da bulunmakta. Ama işte mesela kolay bir matematiğiniz varsa gidip bu kitabı almayın. Yani orta ile zor seviye arasındaki öğrenciler alsın. Yoksa sorular boş kalır. Ondan sonra sıkılıp atıyorlar genelde bu kitapları. Ama niteliklidir yani. Hakkını vermek lazım. Yani şu, bak. Sayısal mantık sorusu işte aslında birebir. Bir de o da gitti herhalde değil mi? Aynen. Bir de bunun rutin olmayan problemler kitabı var. O da çok güzeldir. Onu da çözün arkadaşlar. Ufkunuzu açar. Onu da çözdüğünüz kitaplar arasında muhakkak bulundurun. Karakök'le bu diğer rutin olmayan problemleri muhakkak çözün. TYT için satılan bir kitap var arkadaşlar. İlk 5000 diye. Bir de bunun ilk, yanlış hatırlamıyorsam, 20 bin diye bir kitabı var. Bu benim eğitim öğretim hayatım boyunca gördüğüm gerçekten Serdar Kan Hoca hazırlayanın eline sağlık. En nitelikli soruları oluşturuyor. Yani hakikaten sen şunu diyorsan DGS'de, TYT'de ciddi bir sıralama yapacağım. Bu kitabı kesinlikle alın çöz. Yani zorun zorunu da yapmış adam. O derece bizim zorlandığımız sorular dahi oluyor içinde. Yani işlemi öyle bir uzatıyor ki, ya da mantığı öyle bir kurduruyor ki sorularda. Yaptığınızda da keyif alıyorsunuz. Hani mesela şu soruları 30 saniyede, 20 saniyede çözebileceğiniz sorular değil. Belki tek soruya 3 dakika uğraşırsınız. Ama sınavda zaten bu formatta bir soru gelmez. Diğer soruları siz bu 3 dakikada yaptığınız, bu 3 dakikada cebelleştiğiniz sorularda sınavda 20 saniyeler, 30 saniyelere kadar düşürür sizi. Bunun ekmeğini, karşılığını çok iyi alırsınız. Mesela şu mavi bölüm, yeşil mavi pembe diye gidiyor değil mi? Yeşil işte mesela şey, biraz kolayı, mavisi ortası, pembesi de daha zor soruları oluşturan bir kitap. Ya gerçekten mesela şu bölümde kalem oynatmak zor. Hakikaten zor. Mesela öğrencimiz de boş bırakmış. Yani ciddi bir hedefiniz varsa DGS'de işte ben ilk ne bileyim 100'ü oynuyorum. İlk 50'yi oynuyorum. Hatta yine ilk 50-100 içindeki bile öğrencilerin ciddi bir şekilde zorlanacağı bir kitap. Kesinlikle alın yani, iyi bir hedefiniz varsa. Bu diğer ilk 20 bin kitabı da orta seviye sorulardan oluşturuyor. O da yine orta seviye ile orta zor arasına yakın bir kitap. Onu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten yani benim eğitim öğretim hayatımda Karakök'ten sonra gördüğüm en nitelikli kitaplar arasında sayabileceğim bir kitap. Serdar Kan Hoca'nın baskısı var mı bilmiyorum. Ama hani talep olursa zaten yapar. Çok nitelikli, çok güzel bir kitap. Arkadaşlar şöyle, TYT'nin Problemler diye bir kitabı var. Bilgisayar malı yayınlarının. Şimdi yeni sorular var bu kitapta. Şimdi arkadaşlar şunun bilincinde olun. Yeni sorular dediğimiz soru tarzı cebir kısmında gelmedikçe sayısal öğrencilerine, şey, DGS öğrencilerine çok fark edecek bir kitap değil. Aslına bakarsanız şu tarz sorular zaten sayısal mantığın konusunda, temasında karşılaşabileceğiniz sorular. O yüzden biz şunu tavsiye ediyoruz. Mesela 2018 DGS'de yeni nesil sorularla karşılaştı öğrencilerimiz. O senede TYT'ye yeni geçilmişti. Öğrencilerin birçoğu döküldü zaten o yıl.
2019'da mesela bir tane bile yeni nesil soru gelmedi cebir kısmında. Şimdi 2020'de ne olur? Yeni nesil sorular gelir mi, gelmez mi? Bunu kimse bilemez. Bunu ben size şunu söyleyemem. Çocuklar işte yeni nesil 10 tane soru gelir 2020'de GS'de. Ya da işte hiç gelmeyecek. Ya da hepsi yeni nesil sorular olacak. Ya bunu size hiç kimse söyleyemez. Söyleyene de inanmayın. O yüzden şunu tavsiye ediyorum. Kendi öğrencilerime de bunu yaptıracağım. En azından 2-3 tane. Yani vaktiniz oldukça ya da alın mesela 5 tane kitap alın. Vaktiniz oldukça mesela o gün normal programınızda 1 saatlik bir boşluk oluşmuştur. O 1 saatlikte yeni nesil problemlerden çözün. Yani bu formatı görün, aklınızda tutun. Hani nasıl çözülür bilin. Bu kitap çözümlü bir soru mu? Bankası mı? Video çözümlü diyor. Video çözümleri varmış. Bu tarz bir kitap bulabilirseniz sizin için daha iyi olur. Arkadaşlar şöyle DGS Şifreli Matematik diye bir kitap var. İVME yayınlarının. Daha önce benim duymadığım bir yayın evi. Ama sorularını beğendim. Güzel hazırlamış. Fiyatı ne kadardı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz fiyatını. Şöyle göstereyim. Yeni nesil problemlerden oluşan bir kitap yine. Tercih edebilirsiniz. Ayrıca sayısal mantık bölümünde bulunuyor. Şöyle az daha göstereyim sizlere de. Alıp almayacağınız konusunda fikriniz olsun. Yani şu sorular falan güzel sorular. Yeni nesil problemlerde. Yani emek verip hazırlamış. İşte emek verip hazırlarsan ben burada bunu gösteririm. Adam yapmış. Şöyle. Sayısal mantığına bakalım. Hops. Burası da yaş mı? Aynen. Mesela şu yaş problemleri arkadaşlar soruları hazırlamak ciddi bir emek isteyen bir durum. Yani adam yapmış ya. Takdir edilesi bir kitap gerçekten. Yaş problemlerine yer vermiş, işçi problemleri var. Problemlerden sonra tablo grafik problemleri var. Arkadaşlar tablo grafik problemlerine de önem verin DGS'de. Ciddi soru geliyor. Bilmezseniz hakikaten kalem oynatamazsınız. Bilirseniz de 3 ile 6 net arası halinizde hemen yazdırırsınız. Yani klasik ne bileyim işte burası 60 ise 180 şey 360 derecelik bir çember, burası 300. Bunları hızlı bir şekilde görmeniz lazım. Sayısal mantık bölümü. Bakalım hemen onu da size söyleyeyim ben. Güzel. Mesela bak, işleme bak sorudaki. Yani sizi yoracak, ayrıca da başarı getirecek bir sorudur. Kitap gibi gözüküyor benim gözüme. Tercih edebilirsiniz DYS'de. Yine ilk bölüm dediğimiz gibi yeni nesil problemleri oluşturuyor. Bu şekilde bir kitap arkadaşlar. Video anlatımlı diyor ama biz bunun videolarını bulamadık. Baktık onun hani bir web sitesine girdik orada da bulamadık. Nerede yayınlandı bilmiyorum, belki diğer baskıda daha iyileşir kitabın durumu. Ama kitap alabileceğiniz, çözmeniz gereken kitaplar arasında, yine orta zor arasında bir kitap olarak çözebilirsiniz bu kitabı da. Bunun dışında denemelerimiz kaldı, onları göstereceğim. Bir de Apotemi'nin problemler kitabı çıktı. Yani Apotemi'ye pek yaraşır yakışır bir kitap olarak bulmadım o kitabı. Çözümlü sorular, minik konu anlatımları da var arasında. Yine alıp böyle orta zor arasında tercih edebileceğiniz bir kitap ama dediğim gibi Apotemi'nin normal mesela AYT bölümü için hazırladığı nitelikli bir kitabı vardır. O nitelikliği göremedim yani ben Apotemi'nin problemler kitabında ama yine alıp çözebilirsiniz. Dediğim gibi DGS öğrencileri kaynak bulma konusunda ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Bu yüzden el mahkum tercih edebileceğiniz kitaplar arasındadır o da. Şöyle Umut Türk Yılmaz'ın bir kitabı var sayısal adına. Yani bu kitap, bu denemeler güzel. Şöyle göstereyim.
sayısal mantık bölümü için hazırladığı problemler. Ucuzdu bir de, biz aldığımızda yine 7-8 liralık bir kitaptı yanlış hatırlamıyorsam. Yani sınav formatına uygun bak burası. Şuradaki mesela üstü sayılar sorusu. İşlemi var yani, ciddi bir işlemi var üstü sayıların şuradaki bölme işlemine göre. Mesela şu 2018 DGS'de mi geldi, TYT'de mi ne geldi bu soru? Aynı format. Size deneme olarak nitelik kazandırır. Bu denemeyi öneriyorum arkadaşlar. Şu Uzman Kariyer Yayınları'nın böyle bir beşli denemesi vardı. Bunu da beğenmiştik. Yine kolay orta arasında bir denemesi var Uzman Kariyer Yayınları'nın. Şu kitabı da göstereyim denemeyi. Yine TYT. Şunları alayım. TYT soru analizi 10+1 diye. Yani kitap almasanız bile deneme alın arkadaşlar bu yeni nesil problemler için. Hani dediğim gibi 100 liraysa kitap, o parayı verip alma yani, açık konuşayım. Kitabın baskısını 10 liraya 15 liraya mal ediyorlar. 80-90 liraya satıyorlar. Ben bunu hiç hoş karşılamıyorum. O yüzden mümkün olduğunca da öğrencilerimize, kendi öğrencilerimize soruları biz hazırlıyoruz. Yani bu tarz kitapları da çözün. Şu soru tipleri önemli olmaya başladı ya da bunu cetvelde soruyorlar işte artık. Şu mesela işte klasik bir soru, yine sayısal mantık sorusu aslında. Kitap almasanız bile dediğim gibi deneme alın arkadaşlar yeni nesil problemler için. Buranın da geometri soruları nitelikliydi değil mi abi? Evet. Yani matematik pek iyi olmasa bile geometri soruları ciddi bir şekilde güzeldir bu kitabın. Deneme olarak alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Size önerebileceğim, dediğim gibi, yeni nesil tarzda problemleri, soruları barındıran kitaplar muhakkak bulundurun, çözün. Yabancı kalmayın yani sınavda. 2018'de öğrencilerimiz ciddi bir şoka uğradılar. O yıl TYT'ye giren öğrenciler de, DGS'ye giren öğrenciler de bir şok yaşadılar. 2019'da mesela gelmedi, puanlarda çok büyük bir değişiklik oldu. 2018'de geldi, düşüş oldu mesela netlerde. O yüzden yabancısına kalmayın. Hani biz bunu görmedik, bilmiyorum olayı olmasın sizler için. Bunu size tavsiye ediyorum. Bunun dışında sayısal mantık konusunda zorlanacaksınız. Zorlanmanızın nedeni ise yeterli kaynak bulunmaması. Yani mesela adam işte sayısal mantık kitabı diye satıyor kitabı ama kitabın mesela 1/3 sayısal mantık. Bir de hazırlaması onlara daha zor. Daha emek isteyen sorular. Mesela 2019'da doğru düzgün TYT yeni nesil sorular da oluşmuyordu. Niye? Çünkü zor, adam hazırlayamıyor, baskıya yetiştiremiyor mecburen. Mesela rasyonel sayıları anlatıyor. Bir test mesela yeni nesil problemlere yer veriyor. Bunun dışında da size şunu söyleyeyim. Sayısal mantık için şunu yapabilirsiniz. Deneme sınavlarında var. Mesela işte DGS'de, ALES'te şunu yapabilirsiniz. Sayısal mantıkta nitelikli kaynak bulamazsanız eğer mesela ALES uzun yıllardır yapılan bir sınav. ALES'in mesela 20'ye 30'a yakın, yanlış hatırlamıyorsam, şeyi var. Denemesi paylaşıldı ÖSYM'nin sitesinde. ALES'e girersin mesela, oradan matematik bölümünü yazdırırsın. Sayısal mantık sorularını çözün. Çıkmış soruları muhakkak çözün arkadaşlar. Bir de işte nitelikli kaynağınız olmuş olur elinizde. Bu şekilde de yararlanabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizler için de faydalı bir kaynak önerisi serisi olmuştur. Hepinize başarılar dileriz arkadaşlar.
Kaliteli eğitim, bilinçli tercih, güvenli bir gelecek için bizi takip etmeyi unutmayın.